Mersin'de yıllardır hizmet veren Yardım ve İyilik Vakfı Huzurevi, yaşama sen de katıl sloganıyla bir kampanya düzenleyerek huzurevinde bakım isteyen odalar için Mersin kamuoyuna çağrıda bulundu. Yaşama sen de katıl sloganıyla bir kampanya düzenlediklerini belirten Yardım ve İyilik Vakfı Huzurevi Yönetim Kurulu Başkanı ve Kızılay Başkanı Necmi Erdem, gelin bir oda da siz yapın diyerek Mersin kamuoyuna çağrıda bulundu. Bünyelerinde bulunan 40 odanın 23'ünün bakım istediğine dikkat çeken Erdem, gönüllülük esasıyla yola çıktığımız Yardım ve İyilik Vakfı Huzurevi kendi kendini çevirebilmek için büyük emek harcıyor. Ancak bu noktada Mersin'in dinamiklerine de çok büyük iş düşüyor. Çünkü artık odalarımız eskidi. Mobilyalar ve döşemelerde ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlandı. Bu noktada yaşama sen de katıl sloganıyla yardımda bulunmak isteyenlere gelin bir odada siz yaptırın çağrısında bulunuyoruz dedi. Kampanyaya destek verenlerin yaptırdıkları odaya kendi ya da istedikleri bir kişinin isimlerini verebileceklerini belirten Necmi Erdem, bir odanın maliyeti yaklaşık 10 ila 12 bin Türk lirası arasında. Gelin bu odalardan birini de siz yaptırın. Bu odalara isminizi asalım, namınız kalsın. Hem de bu vesileyle huzur evimizde kalan yaşlılarımız daha konforlu ve rahat bir hayata kavuşsunlar dedi. Mersin'in Erdem ilçesinde bulunan Çamlık sahili, romatizma ve kireç hastalıklarına iyi geldiğini düşünen vatandaşların akınına uğruyor. Doğu Akdeniz'in en büyük çadırlı kamp alanları arasındaki Talat Göktepe Çamlığı, yurdun değişik bölgelerinden gelen misafirlerin tercihi haline geldi. Denize girmenin yanı sıra Çamlık sahilindeki kumun astım, kireçlenme ve romatizma hastalığına iyi geldiği görüşü şifa arayanlara umut oldu. Aralıklarla yaklaşık bir hafta kendilerini kuma gömen vatandaşlar bu uygulamanın sağlıklarına iyi geldiğini düşünüyor. Güneşin sıcağıyla ısınan kuma yatarak ağrılarından kurtulmaya çalışan vatandaşlar yalnızca kafaları dışarıda kalacak şekilde saatlerce kum altında kalıyor. Tavsiye etti doktorlar var. Sıcaklığında fayda görmedi. Fayda görmedi. En güzel bura. Şimdi buradayım. Kuma gerekli. Vallahi 2 gün daha kalırsam. Fazla. He. Şifa için geldiniz. Baya faydası oldu. Faydası oldu. Şimdi yiyeyim. Doktora sandalyeden götürdük. Doktor dedi kumak yok. Ha şimdi yiyeyim ben. Hayır ya ana. Bronşitten rahatsız. Astım bronşit var. Dizlerinden rahatsızlığı var. Onun için buraya şifa niyetine geldik. İnşallah şifa Cenab-ı Allah'tan. Ülkelerinde yaşanan iç savaş sonrasında kaçarak Mersin'e gelen Suriyeli sığınmacılara karşı devlet yönetimi, yerel yönetimler ve vatandaşlar olarak yeterince ilgi gösteriyor muyuz? İçel TV Mersinlilere sordu. Efendim biliyorsunuz yıllardır Türkiye'de olsun, Mersin'de olsun Suriyeli vatandaşlar var. Savaştan kaçıp ülkemize gelen vatandaşlar var. Mersin'e gelen Suriyeli vatandaşlara yeterince ilgi ve alaka gösteriliyor mu? Evet, çok fazlasıyla hem de. Ama bizim insanlarımız değil. Bunu büyük başlar gösteriyor bu şeyisi. Mesela bizim insanlarımızın maaşları kesiliyor. Maaşları eksiliyor. Bunların sebebi büyükler. Peki Suriye'de yaşanan iç savaş biterse sizce Mersin'deki Suriyeli vatandaşlar Suriye'ye mi döner yoksa Mersinli olarak Mersin'de mi kalır? Bence hiç dönmeye niyetleri yok. Zaten her biri bir yerden bir şeyler almış. Ev almışlar, araba, şu bu, iş yeri açmışlar. Bence hiç dönmezler yani. Buldular belediyeye de kaldılar burada. Suriye'ye gitmesi lazım. Peki gider mi kalır mı? Vallahi tabii böyle fırsat avanta bulmuşlar. Kalırlar burada. Ne gibi avanta? Yani her şey hükümet onlara yardım ediyor. Kendi öz vatandaşlarına yardım etmiyor. Gelenlere yardım ediyor Suriyelilere. Türkiye'ye sığınan Suriyeli vatandaşlara sizce yeterince ilgi ve alaka gösteriliyor mu? Şimdi orada şöyle bir durum var. Tabii hani onların buraya gelişi, mağdur olmaları önemli. Geçen Tayyip Erdoğan'ın da bir açıklaması vardı. 6,5 milyon dolar harcandı onlarla ilgili diye. Hani devlet onlara yeterli ilgiyi gösteriyor ama ben bir insanın hani kendi vatanının dışında olduktan sonra ona ne kadar ilgi gösterirse, ne kadar yardım yapılsa da bir şey ifade edeceğini çok düşünmüyorum. Yani onlar sonuçta burada kendi vatanlarından uzakta ve zor durumdalar. Bu mağduriyetlerini gidermek de yardımla olacak gibi değil. Benim bir sürü tanıdığım Suriyeli var. Arapça bildiğimden kaynaklı onlarla da görüşme şansım oldu. Onlar inanın bana ne savaşın biteceğinden, hani savaş bitse de Suriye'ye dönebileceklerinden pek de umutlu değiller. Yani orası gerçekten çok kötü, yıkılmış durumda. Ekonominin durumu ortada.
yaşananlar ortada. Oraya döndüklerinde mesela şimdi daha önce söz konusu olmayan mezhepsel kavgalar ortada. Geri döndüklerinde mutlu olacaklarını çok düşünmüyorlar. Çoğunun esas amacı Türkiye'de değil Avrupa'ya kaçmak burada. Kesinlikle ilgi var, alaka gösteriyor yani, her şeyleri var. Bizden çok durumları da iyi, bizden daha iyi. Yani bizim işlerimizi de aksattılar. Nasıl aksattılar? Yani mesela ucuz yolda çalışmalarıyla. Yani bir yömeye giren insan Suriye'de daha ucuza girdi diye esnaflar da kendi vatandaşlarını almıyorlar, daha ucuza çalışıyorlar diye. Böyle yani. Çoğuna gösterilmiyor. Mesela çoğu hani ortalıkta falan rezil oluyor. Dikkat ettiyseniz eski otogarın oralarda falan, yani çoğu yerlerde falan uzanıyor. Yani uyuyorlar. Yani bence bunların hepsine bir el atmaları lazım, yardım etmeleri lazım. Sonuçta yani bunlar bize sığınan insanlar. Atsanız atılmaz, satsanız satılmaz yani. Öyle değil mi? Bence Türkiye'nin rahatlığını gördükten sonra yani birçoğu dönmeyecektir. Elbette hani rezil olanlar dönecektir yani ülkelerine. Sizce Mersin'e yerleşen Suriyeli vatandaşlara yeterince ilgi ve alaka gösteriliyor mu? Bizlerden daha iyi gösteriliyor. Mesela örnek verebilir misiniz? Ya zaten onlar olmasaydı zaten bu savaş olmazdı kesinlikle yani. Peki Suriye'deki yaşanan iç savaş sona ererse sizce Suriyeli vatandaşlar Suriye'ye mi döner yoksa Türkiye'de mi kalır? Türkiye'de kalır. Neden? Başbakan böyle istiyor. Yani doğrularını konuşuyorum yani, doğruları en güzel bir şekilde konuşmak çok güzel bir şeydir. Yani onlar burada olmamış olmuş olsaydı yani bu kadar kişi işsiz kalmazdı yani. Temsili karşıdaki Türkiye'nin kendi insanı 30-40 milyon yömiyeye çalışırken şu an Suriyeliler 20 milyona çalışıyor. Türkiye'nin insanı işsiz kalıyor yani. Valla size bir şey söyleyeyim mi? Onlar bizden daha çok iyi görüyorlar. Ne? Artık çok rahatsızız onlardan. Ne gibi rahatsızlık duyuyorsunuz? Her konuda. O çöpleri binaların etrafına atmalar, parkı işgal etmeleri. Bizler gidiyoruz mesela, bir yer çocuğumuzla oynatamıyoruz. O kadar rahatlar ki sanki bu ülkede onlar kalmış, bizler yeni gelmişiz. Bir imaj var. Artı onlara da güzel ilgiler var. Çok güzel hem de. O gün arabayla karşıya geçtim. Adam resmen beni azarladı. Sanki poşet elimde geçebilirim. İnsanlar da o derecede ilgileniliyor ki böyle rahat hareket ediliyor. İlgilenilmese onlar rahat olamaz zaten. Binalarda pislikleri aşağıya atmaları, o gün parkta adamların bağırmaları, yeterim kalkın, yaz günü balkonda yatıyoruz, evimize gideceğiz, yatamıyoruz. Bu derecede yine de rahatlar, niye olmasınlar? Bize zamlar veriliyor, onlara yediriliyor, bu kadar. Peki sizce Suriye'deki iç savaş sona ererse Mersin'deki Suriyeli vatandaşlar Suriye'ye mi döner yoksa Mersin'de mi kalır? Kimisi kalır. O rahatlığı orada bulamazlar. 5-10 yıl geçtikten sonra da onlar rahat edecek. Bizimkiler de birbirini yiyip burada kalacaklar. Ve bizimkilerin de hakkından gelecekler onlar. Biraz daha açılsınlar. Şu anda öyle olmuş zaten. Bizimkiler birbirini yiyor. Onlar da rahat ediyor. Kimin yüzünde bu insanlar? Çünkü ortalık çok karışık. Çok karışık ama herkes susmuş. Demek herkes halinden memnun canım. Mersin'de ara sokaklarda korsan gösteri yaparak polis ekiplerine molotof bombası ve havai fişek atan terör örgütü yandaşı 5 kişi MOBESE kameraları tarafından görüntülendikten sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK'nın şehirlerdeki gençlik yapılanması olarak faaliyet gösterdiği iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler ara sokaklarda korsan gösteri yaparak polislere molotof bombası ve havai fişek atan şüphelileri MOBESE kameraları aracılığıyla tek tek belirledi. Bunun üzerine Şevket Sümer, Hal, Çay ve 50. Yıl mahallelerinde şafak vakti operasyon yapılarak 4 kişiyle yaşı 18 yaşından küçük olan bir kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler Mersin Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Mersin'de uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında son bir haftada sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 32 kişi gözaltına alındı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre son bir hafta içerisinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğüne bağlı narkotim görevlilerince sokak satıcılarına yönelik 11 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alınırken 2 kilo 893 gram eroin, 5 kilo 615 gram esrar maddesiyle 2 adet av tüfeği ele geçirildi. Mersin'in Anamur ilçesinde gece yanmayan ama gündüz yanan sokak lambaları vatandaşların tepkisine neden oldu. Son zamanlarda gece ve gündüz sık sık meydana gelen elektrik kesintilerinden dolayı Mersin ili genelinde vatandaşlar oldukça mağdur olurken, aynı zamanda Anamur ilçesinde bazı sokak aydınlatma lambaları gündüz saatlerinde yanıyor. Vatandaşlar da bu duruma tepki gösterdi. Anamur'un birçok mahallesindeki sokak aydınlatma lambalarının gündüz yandığını belirten vatandaşlar, duyarsızlığın milli servetin boşa harcanmasına neden olduğunu belirterek, bununla ilgili daha önce defalarca haber yapıldı ama duyarsızlık devam ediyor. Bu sorun tamamıyla bir çözüme kavuşturulmalı. Enerji yetersizliğinden dem vuran kurumlar buna çözüm getirmeli. Gerek gündüz gerekse gece saatlerinde yaşanan elektrik kesintileriyle 65 bin nüfuslu bir ilçe mağdur edilirken, sokak lambalarının gündüz saatlerinde yanıyor olmasının mantıklı bir açıklaması olamaz. Yetkililerden bu konuyla ilgili duyarlılık bekliyoruz dediler. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Mersin'in 5 ilçesinde düzenlenen 2. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kara Kucak Güreşlerinin 2. ayağı Silifke Mara'da gerçekleştirildi. Halkın büyük ilgi gösterdiği güreş müsabakalarına Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın yanı sıra MHP Mersin Milletvekilleri Baki Şimşek ve Ali Öz, MHP Silifke İlçe Başkanı Osman Oğuz, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşların merak ve heyecanla takip ettiği güreş müsabakaları renkli görüntülere sahne olurken, üniversiteler arası olimpiyat şampiyonu Sait Bingöl, Avrupa ve Dünya şampiyonu Ahmet Peker, Akdeniz oyunları şampiyonu Rıza Yıldırım, gençler Avrupa şampiyonu Fatih Yaşarlı ve ülkemizi uluslararası müsabakalarda temsil etmiş olan pehlivanlar kara kucak güreşlerinde yarıştı. Bu yıl ikincisi düzenlenen Kara Kucak Güreşleri etkinliğinde bir konuşma yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 26 Ağustos 1922'de Büyük Taarruz'la başlayan o kutsal mücadele, o büyük mücadele 30 Ağustos'ta hepimizin bildiği gibi zaferle sonuçlandı. O günlerde ülkemizi o kirli ayaklarıyla işgal eden düşmanlar, Aziz Atatürk'ün önderliğinde verilen o büyük mücadele sonucunda bu ülkeyi bize hür ve bağımsız olarak teslim etti. Kahraman Türk askerleri savaş meydanında can verdiler, kan verdiler, şehit oldular, gazi oldular ve onların sayesinde bu topraklarla alnımız açık, başımız dik, al bayrağın altında hür ve bağımsız olarak hep birlikte yaşıyoruz dedi. Geçmişte olduğu gibi Türkiye'nin birlik, dirlik ve beraberliğini bozmaya çalışan bazı hainlerin olduğunu ifade eden Burhanettin Kocamaz, çözüm çözüm diye birkaç yıldır söz edenler bugün şehit cenazelerinin artmasıyla birlikte zannediyorum akıllarını başlarına toplayacaklardır. Teröristlerle masaya oturulmayacağını, teröristle pazarlık yapılmayacağını anladıklarını umuyorum diye konuştu. Kara Kucak Güreşleri'nin geçtiğimiz yıl 30 Ağustos zafer şöleniyle başladığını belirten Başkan Kocamaz, son dönemde ülkemizi derinden üzen şehit haberlerinden dolayı bu sene sadece güreş müsabakalarının yapıldığını ve şenlikler kısmının iptal edildiğini söyledi. Silifke Marallıların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan Başkan Kocamaz, bu vesileyle bu vatanın bağımsızlığı için, birlik ve beraberliği için can veren, kan veren tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Analarımıza, babalarımıza, o yeniden yanan ocaklara ve ülkemize başsağlığı diliyorum dedi. Müsabakalarda 96 kilo üzerinde ter döken baş pehlivanlardan Süleyman Aykırı birinci olurken Fatih Yaşarlı ikinci, Rıza Yıldırım ise üçüncü oldu. Dereceye girenlere madalya ve ödülleri Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz tarafından verildi.
Mersin İdman Yurdu Süper Lig'in 3. haftasında kendi sahası Mersin Stadyumu'nda Kayseri Spor'u konuk edecek. Maç 29 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Maçın bilet fiyatları da belirlendi. Kale arkası 5 lira, maraton 10 lira, kapalı 20 lira, VIP 40 lira ve misafir tribünde 5 liradan satılacak. Biletler çarşamba günü saat 12'den itibaren satışa çıktı. Biletler Tevfik Sırrı Gül Stadyumu'nda bulunan Pasolik gişelerinden ve paso.com.tr'den temin edilebiliyor. Gençler ve 23 yaş altı ferdi halter Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Tarsuslu halterci Murat Yazlık 94 kilogramda toplam 245 kilo kaldırarak Türkiye şampiyonu oldu. 20-23 Ağustos 2015 tarihlerinde Isparta'nın Eğirdir ilçesinin ev sahipliğinde düzenlenen Gençler ve 23 yaş altı ferdi halter Türkiye Şampiyonası müsabakalarına 36 ilden 248 erkek ve 101 bayan olmak üzere toplamda 349 sporcu katıldı ve kıyasıya mücadele etti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Tarsus Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Tarsuslu şunları söyledi. Gençler ve 23 yaş altı Türkiye Halter Şampiyonası'nda ilimizi temsil eden Tarsuslu halterci Murat Yazlık 94 kilogramda toplamda 245 kilo kaldırarak Türkiye şampiyonu olma başarısını göstermiştir. Sporcumuzu ve antrenörümüz İsa Makalı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca kurumumuz halter antrenörü İsa Makal 29 Ağustos'ta düzenlenecek olan Litvanya'da başlayacak olan Avrupa Halter Şampiyonası hazırlık kampına milli takım antrenörü olarak da davet edilmiştir dedi. Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda Mersinli milli sporcu Huri Korkut gümüş madalya alarak 59 kiloda dünya ikincisi oldu. Dünya Tekvando Federasyonu tarafından organize edilen ve Güney Kore'nin Muju kentinde düzenlenen 2. Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın 3. gününde 5 Türk sporcu tatamiye çıktı. Bayanlar 59 kiloda Huri Korkut gümüş madalya kazanırken 55 kiloda Kezban Şafahat Boğansa bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye şampiyonayı 1 gümüş 5 bronz olmak üzere 6 madalyayla tamamladı. Bayanlar 59 kiloda tatamiye çıkan Huri Korkut ilk turda Ukraynalı, çeyrek finalde Meksikalı, yarı finalde Portorikolu rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi. Huri Korkut finalde Rus rakibine 8-3 yenilerek dünya ikincisi oldu. Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından organize edilen Malazgirt Zaferi'nin 944. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde şenlik düzenlendi. Mersin Kent Ormanı'nda düzenlenen şenliğe 120 çocuk, Mersin Gençlik Merkezi Müdürü Fatih Nacar'la birlikte Gençlik Merkezi çalışanları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Mersin Gençlik Merkezi Müdürü Fatih Nacar, Türklerin Anadolu'ya girişini sağlayan Malazgirt Zaferi'nin 944. yıl dönümünde düzenlemiş olduğumuz bu anlamlı etkinlikte 120 çocuğumuzu bir araya getirdik. 26 Ağustos 1071, tam 944 yıl önce Sultan Alparslan sadece Anadolu'nun kapılarını Türklere açmadı. Aynı zamanda Anadolu'yu İslam ve Türklerle buluşturdu. Sultan Alparslan'ın sadece büyük bir savaş adamı değil, aynı zamanda bir bilim adamı olduğunu da bilmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımızın ecdatlarını tanımaları, bu ülke topraklarının kolay elde edilmediğini bilmeleri adına üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız dedi. Şenlik, gençlik liderleri tarafından hazırlanan çeşitli oyunlar, halat çekme ve çuval yarışlarıyla devam ederken çocuklara okçuluk talimi yaptırıldı.